Bugünkü konumuz şut. Şut, öğüt ya da tavsiye bildirmektedir. Bir kişi öğütte bulunurken kullanılır. You should apply for this job. Bu işe başvurmalısın. You should visit your parents. Ebeveynlerini ziyaret etmelisin. Görüldüğü gibi her iki cümlede de karşı tarafa bir tavsiye verilmiştir. Bütün şahıslar için should ve verb 1 kullanılır. Olumlu cümlelerle ilgili şimdi örneklere geçelim. When you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. She should focus more on her family and less on work. Gördüğünüz gibi cümlelerimizde öneri ve tavsiye cümleleri. Should'dan sonra fiilin yalın hali kullanılmış. Öznemizin you, she ya da herhangi bir özne olması fark etmiyor. Tüm öznelerde, tüm şahıslarda should kullanılıyor. Should ile soru cümlesi yaparken should özneden önce kullanılır. Soru cümlesi örneklerimize bir göz atalım. Should he go to bed cümlesinde görüldüğü gibi should özneden önce kullanılmıştır. Should ile olumsuz cümle yapılırken not eki eklenir ve shouldn't olur. Olumsuz cümlelere örnek verelim. He shouldn't go to bed. Should'un tavsiye ve öğüt dışında kullanım alanları da vardır. Şimdi de bunları görelim. Birincisi, zorunluluk durumlarında da should kullanılır. Örnek cümle, you should be at work now, şu anda işte olmalısın. Bu zorunlu bir durum, bu yüzden yine should kullandık. İkinci kullanım alanı, olasılık içeren durumlarda should kullanılır. Örnek cümlemize bakalım. The bus should be here soon, otobüs birazdan burada olmalı.